Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde çevremizde dinin izleri temasında yer alan edebiyatımızda dinin izleri konusunu işleyeceğiz. Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en temel araçtır. Dinin insanlara anlatılması ve varlığını devam ettirebilmesi için bir dilin var olması şarttır. Çünkü dil, kültürel ve dini değerlerin taşıyıcısıdır. Din de insanların duygu, düşünce dünyalarını ve dillerini etkiler. Böylece o toplumu anlatan edebi eserler ortaya çıkar. Bunun yansımalarını kimi zaman bir türkünün sözlerinde, kimi zaman bir şiirde, kimi zaman da günlük konuşma dilimizde görebiliriz. Edebiyat, insanların duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla işlemesi ve eserler ortaya koymasıdır. Her toplumun kendine özgü bir edebiyatı vardır. Toplumlar edebi eserlerini nesilden nesile aktarırlar. Dinimizin etkisiyle dilimize birçok kelime, deyim ve atasözü girmiştir. Cennet, cehennem, ezan, dua, zikir, namaz, günah, sevap gibi kelimeler günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız dini kelimelerdir. Günlük konuşmalarımızı yaparken kullandığımız deyim ve atasözlerimizde de bu dini ifadeler yer almaktadır. Örneğin, bir işe başlamadan önce inşallah, işe başlarken bismillah, kendimize güvenirsek evvelallah, işi başarıyla bitirince maşallah, iş sonuçlanınca elhamdülillah gibi kelimeleri günlük hayatımızda kullanırız. Türk toplumunda din, başta içerik olmak üzere birçok yönden edebiyatı etkilemiştir. Türkler, Müslüman olduktan sonra İslam'ın hayata bakışını yansıtan pek çok edebi eser vermişlerdir. Hatta zaman içinde tamamen dini içerikli bir edebiyat türü de geliştirmişlerdir ki bu tasavvuf edebiyatı olarak adlandırılmıştır. Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli bu edebiyat türünün öncülerindendir. Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Yüce Allah'ın varlığı ve birliğini konu edildiği tevhidler gelir. Allah'a yalvarıp yakarma ve dua etmeyi içeren münacatlar da edebiyatımızda dinin izlerini göstermektedir. Hazreti Muhammed'e duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserler ise nat olarak adlandırılmıştır. Bunlardan başka Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi adlı eseri, Yunus Emre'nin şiirlerinin bulunduğu divanı ve Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i edebiyatımızda dinin izlerini taşıyan en önemli eserlerdendir. Dinin edebiyatımızda etkisini gösteren örnekler İlahi, Mevlid, Münacat, Tevhid ve Naat'tır. İlahi, Allah'ı veya çeşitli kutsal kişi ya da varlıkları övmek amacıyla bestelenen sözlü dini şarkılardır. İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuşlardır. Her dinin ilahilere farklı bir bakış açısı vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dine mensup kişilerin inandığı ilah veya ilahi mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilir. Münacat sözlükte fısıldamak anlamındaki necv kökünden türeyen münacat, fısıldaşmak ve bir sırrı paylaşmak demektir. Genellikle yalvarmak, yakarmak ve dua etmek anlamında kullanılır. Edebiyat terimi olarak daha çok Allah'a yakarış maksadıyla yazılmış manzum ve mensur eserleri ifade eder. Mevlid, sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen mevlid kelimesi İslam kültüründe özellikle Hazreti Peygamber'in doğumunu bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi veli kabul edilen sufilerin doğum yıl dönemlerini kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem Mevlid'i hem de diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mana taşır. Naat sözlük anlamı bir şeyi överek anlatma, vasıflandırma anlamına gelmektedir. Edebiyatta Hazreti Muhammed'i övme amacıyla yazılan şiirlere naat adı verilmektedir. Düz yazı şeklinde de yazılanlar vardır. Divanlarda tevhid ve münacatlardan sonra naatlar gelmektedir. Tevhid sözlükte tek ve bir olmak anlamındaki vahid
kökünden türeyen tevhid, bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek anlamına gelmektedir. Terim olarak ise Allah'ın birliğini ve tekliğini ifade etmek için kullanılır. Hilye, sözlükte süs, ziynet, kolye gibi manalara gelmektedir. Hilye, mecazen yaratılış, suret ve güzel vasıflar demektir. Hilyenin diğer bir anlamı ise Hazreti Peygamber'in fiziki özellikleri, bunu anlatan edebi eserler ve aynı konuda hüsnü hatla yazılmış levhalar için kullanılan terim anlamına gelmektedir. Sahabeler, yani Hazreti Muhammed'i gören ve Müslüman olan kimseler, Peygamberimizin vasıflarını kendi ilim ve anlatımlarına göre tespit etmeye çalışmışlardır. Söz konusu anlatımlarda Hazreti Muhammed'i layıkıyla övmek için devrin Arapçasında pek sık rastlanmayan kelimelerin kullanıldığı dikkati çekmektedir. Bu sebeple ilgili anlatımların anlaşılmasını sağlamak amacıyla açıklayıcı bir şekilde tercüme edilmesi sağlanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.